Merhaba arkadaşlar. Bugün mevcut bir bu projesine Ionic eklemeyi yapacağız. Onun için Ionic sayfasına geçtik. Burada ilk başta yapmamız gereken kopya yapıyoruz. npm install Ionic bu. Ionic router. Bu ikisinin olması gerekiyor. O yüzden burada Ctrl C Yes Copy Paste Command. Burada Ionic bu ve Ionic bu router eklemesini yapıyor. Güzel. Şu an bunu ekledik. Sonra main.js dosyasına git diyor. Main.js dosyamız burada. Buna Ionic Vue'yu ekle diyor. Import. Create app'ta Ionic Vue ekle. Yani şunu aşağı doğru indir. Şunu şöyle toggle line section yap. Sonra bunu copy paste yap, yapıştır, kaydet. Geçtikten sonra aşağı doğru iniş yapıyoruz. Burada router is ready. Önemli bu. Yani router hazırsa bu işlemi yapıyor. Routing Ionic router instead of router. Bu router yerine kullanacağız. Router index'te bunu copy paste yapacağız. Index.js set new folder router index yapacağız. New folder router new file index.js Ionic router export tamam. Router da zaten oradan eklemiş oldu. Buraya CSS main.css'e bu CSS'leri ekleyeceğiz. Min.css ekleyelim bakalım. Kaydet. Güzel. Bunu kaydettik. Ionic bölümüne geldim. Sor çalıştıralım. Error. Create app is defined non-defined. Min.css create app use
from apu Şunu şöyle copy paste yapıyoruz. Bunu da buraya ekledik. Country sol bu router create router create ve router. Okay. Terminal. Yes. Router. Router. Yes. Yes. History sonra buraya geldik. Import from Ionic Router. Bunu Ionic Router yaptık. Tamam. Create Router. Create router, history, root, export default router, tamam. Buraya kadar her şey tamam. Roots buraya geliyor, tamam. Ondan sonra Ionic. Okey. Bunu nasıl çalıştırıyor şimdi? Onu bir görelim. Kapasitör şu an için gerekmiyor. Kapasitör şu an için gerekmiyor. Stop.
Rotor. Ben Ionic olarak çalıştırmam lazım ya. Unfinished. Evet. Şu an çalışıyor. Evet. Güzel. Evet, Cup Store Integration tavsiye etmiş. Onu durduralım. Evet, Cup Store npm install Cup Store core save. Bu Ionic plugin'i şu an tamam. Web için çalıştır. Android proje ekle. Evet, Android Cup şimdi web için bir çalıştıralım bunu. NPX Linux External diyor. Tamam. Bakalım. Şimdi 8949'da bunu çalıştıracak mı? Esther. Boomer error. Esther. Haydi bakalım. Okey. Bunu stop yap. Script'i şey olarak çalıştırıyor ama. Bunu boyutlayabiliyoruz. Bunu 80-80'de çalıştırıyoruz. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ionic'te çalıştırmada bir sıkıntı var. Android'te bunu ekleyebiliyoruz mu? Ona bakacağız. Şu an İşlemler hazırlanıyor. MyApp çalışıyordu kapasitörde. Önce şunu bir stop edelim. Tabii bunu